Hoş geldiniz. ST Sağlık'tan güzel ve sağlıklı geçireceğiniz bir hafta sonu diliyorum. Kendim ve ekip arkadaşlarım adına programımıza tekrar hoş geldiniz diyerek sevgili seyirciler. Bugün aynı program içinde iki farklı konuya yer vereceğiz ve ikisini de ilgiyle izleyeceğinizi umuyorum. İlk bölümde obezite cerrahisini konuşacağız. E, doğru hasta kimdir, sonuçlar nasıldır, hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışlar nelerdir gibi sorulara yanıt arayacağız. İkinci bölümde ise Sedef hastalığı özelindeki gerçekleri masaya yatıracağız. Hemen ilk bölüm konuğumla tanıştırmak istiyorum diyorum sizleri. Genel Cerrahi ve Obezite Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Oktay Banlı bizlerle birlikte Ankara'dan programımız için geldi kendisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Önce şunu sormakla başlamak istiyorum. Obezite cerrahisinin güvenilir bir cerrahi olduğunu bize ispat edecek bilimsel veriler nelerdir? Bu verileri önümüze koymanızı istesem neler söylersiniz? Çünkü geçmişte ve hatta bugüne kadar gelen süreçte son zamanlarda azalmış olmakla birlikte obeste cerrahisini eleştirenler, yapılan ameliyatların yanlış olduğunu özellikle mide kelepçesi döneminde savunanlar ve bir takım yanlış haberler bu konuyla ilgili bazı soru işaretleri yaratmada değil. Evet, obeste cerrahisiyle ilgili... Güvenilir e, ve sonuçlarının iyi olduğuna dair e, kanıtsa dayalı çok ciddi çalışmalar ve veriler var. ülkemizde de çok yapılıyor artık Amerika'da da çok yapılıyor ve buna ait yayınlarda Obeste cerrahisinin yüzde bir kabul edilebilir bir komplikasyon oranı var binde bir de e, ölüm oranı var. E, ama obeste cerrahisiyle ilgili her şey çok haber olduğu için olumlu haberlerde olumsuz haberlerde çok yansıdığı için ön yargı olarak obezite cerrahisinin zor bir ameliyat olduğu, ölüm oranlarının yüksek olduğu, komplikasyonların yüksek olduğuna dair böyle bir yanlış algı var. Deneyimli bir merkezde ve deneyimli cerrahlar tarafından yapılan bir merkezde bu oranların dünya standartlarında olduğunu söyleyebilirim. Kendimden çok kısaca bir örnek verirsem biz 2000'in üzerinde ameliyat yaptık. Evet birkaç hastada komplikasyon yaşadık ama kaybettiğimiz hiç hasta olmadı çok şükür. Ee, burada hastanın seçimi Cerrahın deneyimi ve yapılan hastanenin de donanımı son derece önemli. E, deniyor ki e, hastalar e, diyetle e, ya da sporla kilo versinler. Buna dikkat ederek kilo versinler. Ama bakılıyor ki özellikle obez cerrahisinin alanına giren morbid obez hastalarda ya da o sınırda bulunan hastalarda zaten bunların hepsi denenmiş ve sonuç alınamamış oluyor. Bunu biraz daha bilimsel verilerle açıklar mısınız? Tabii. E, zaten ameliyat için gelen hasta söylediğiniz bütün yöntemleri defalarca denemiş ve her defa kilo vermiş hastalar fakat fazlasıyla almış hastalar. Çünkü bu hastalarda çok ciddi bir iştah baskısı var. Çok ciddi bir yeme içme keyfi, zevki var ve bundan vazgeçirmek çok zor bu hastaları. Ve e, yapılan çalışmalarda morbid obezlerde yani fazla kilosu olan 40, 50, 60, 100 fazla kilosu olan hastalarda diyetli spordu, bitki çayıydı, akupunkturdu, yaşama tarzı değişiklikleri de vesaire vesaireydi. Yüzlerce metot söylenebilir. Bunların kalıcı başarısı yani ideal kiloya ya da normal kiloya gelip de kalıcı başarısı %2'yi geçmiş değil bugüne kadar. Şunu demek istiyorum. Bir morbid obez hastada ne yaparsanız yapın başarılı bir şekilde kilo verme kapasitesi %2'nin altında. Morbid obezi biraz daha açarak e, bilmeyen e, vücut seyircilerimiz Vücut kitle indeksine göre hesaplanıyor. E, bir hesabı var bunun. Mesela 160 kilo bir hasta 1.60 boyunda diyelim. 160'ı 1.6'nın karesine böldüğünüz zaman çıkarın rakam. Diyelim ki 50. Kitle indeksi 35 ve üstü olan hastalar bizim bu sınıfa giriyor ve bizim e, ameliyat ettiğimiz hastalar bu grup zaten. Spordu şunu yapın boğazından kesin işte halk arasında öyledir ya şunu da yapmasan verirsin aslında biraz yürüsen biraz hareket etse, Bu hastalar için bu metotların geçerliliği yok kalıcı bir başarısı yok yazık ki. Ee, bu çalışmalar yapılmış binlerce hastaya kilo verdirilmiş ama %98'inde bu kilo verdirme başarılı olmamış. Kalıcı olmamış. E şimdi diyabet önemli bir hastalık. E, yüksek tansiyon, kalp damar hastalıkları zaten bunlar bu saydıklarımız dünyada çok sık görülen e, salgın haline dönüşmüş olan hastalıklar. E, dünyanın sağlık kuruluşları önemli sağlık kuruluşları ve hatta devletler de bunlarla mücadele için evet. artık e, çok ciddi zaman e, harcıyorlar ve kafa yoruyorlar bu konulara. Şimdi obezite bunlar için aslında çok önemli bir risk faktörü. O yüzden e, zannediyorum tedavi edilmesi son derece e, önemli. Bu sadece estetik bir kaygı değil. Bu büyük bir hastalık aslında. Ne dersiniz? Tabii. Obezite sadece bir estetik problem değil. Haklısınız. Çok ciddi yandaş hastalıklarıyla beraber önemli bir problem. Bunların içerisinde en önemlisi diyabet. Şeker hastalığı ile beraber en sık görülen yandaş hastalık. Hipertansiyon, uyku apnesi, diz ağrıları ve bir seri psikososyal sorun. Obeste hem hayat kalitesini çok düşürüyor hem de az önce sağladığı anlattığım yandaş hastalıklarla e, bunların bunların komplikasyonlarıyla yaşama süresini kısaltıyor. Yani evet 150 kilo ile yaşanabilir mi? 160 yaşanır ama hayat kaliteniz çok düşük. Normal insanların ortalama yaşama ömrünü görebilir misiniz? Obezler 15, 14, 15 yıl daha az yaşıyor. Yani hem yaşama kalitesi hem yaşama süresi e, kısalıyor bu hastalar. E, peki bu noktada zannediyorum sorulması gereken soru şu. Kimler obezite cerrahisi için uygun adaydır? E, sadece morbid obez olmak e, ameliyata kabul edilmek için yeterli midir? Ya da Değil. şu şu hastalar e, bu cerrahiden yararlanamaz dediğiniz kimlerdir? Tabii şimdi hangi hastalar yararlanır? Kitle indeksine hesaplanıyor. 35 ve üstü olan hastalar ve yandaş hastalığı olanlar hı hı. ya da 40 ve üstü yandaş hastalığı olsa da olmasa da bunlar uygun hastalar. 18 ile 60 yaş arası öyle bir genel tanım var ama daha küçük yaşlarda ve daha ileriki yaşlarda hastanın kondisyonu iyiyse bunları da ameliyat edebiliyoruz. Ee, obeste ile ilgili endokrin, hormonal başka bir hastalık varsa temelde önce onları tedavi etmek lazım. Sonra ameliyatı düşünmek lazım. Ciddi e, ilaç bağımlılıkları e, ve de bu hastalığın ameliyatını tolere edecek cerrahi riskleri açısından hastayı değerlendiriyoruz. Çok ileri kalp yetmezliği olan hastalar, böyle bir anesteziyi, böyle bir ameliyatı tolere edemeyecek hastaları da ameliyat etmemek gerekiyor. Çok ciddi psikiyatrik hastalıklar var bazen. Bunları da e, ...toler edemeyeceği için ameliyat etmemek gerekiyor. Şimdi e, seyircilerimiz için bu bir e, zayıflama ameliyatı gibi düşünülebilir. Aslında bu ameliyatın sonuçları ortaya koyuyor ki... ...daha önce yaptığımız programlardan ve bilimsel yayınlardan da biliyoruz. E, bu hastalar eşlik eden hastalıklarından ameliyat sonrasında... ...kurtuluyorlar diyebilir miyiz bilmiyorum, onu siz açıklarsınız ama... ...büyük ölçüde e, rahatlıyorlar e, ya da hafifliyor bu hastalıklar. Evet, Hangileri onlar? Seyir şöyle oluyor, bir kere... Ameliyattan sonra, başarılı bir ameliyat sürecinden sonra hastalar hızlıca kilo vermeye başlıyor ve ona ait problemler azalıyor. Yani yürüme bozuklukları, nefes darlıkları, uyku apneleri ilk etapta düzeliyor. Organ yağlanmaları, özellikle de karaciğer yağlanmaları hızla düzeliyor. Diyabet ve hipertansiyon yaklaşık 80-85 civarında hastalar kilo verdikten sonra düzeliyor. Burada bir parantez açayım, Gastrik bypass. Daha ileri bir metabolik cerrahi ameliyatı bu hastalarda kilo vermeden bağımsız olarak ameliyattan kısa süre sonra diyabet hemen düzeliyor. Kilo verdikten sonra hipertansiyon, uyku apne, yürüme bozuklukları bunlar düzeliyor ve hastanın özgüveni, psikososyal yapısı, sosyalizasyonu ve e, hayata dair bakış açısı çok değişiyor. Yılın sonunda bir bakıyorsunuz yeni bir hayat ve yeni bir insan olarak karşınıza geliyor hastalar. Ne güzel keşke herkes için aynı şey geçerli olabilse. Ve eğer yanlış bilmiyorsam Amerika'da safra kesesi ameliyatlarından evet. sonra en çok gerçekleştirilen cerrahi olsa Evet, gerek. evet. Laparoskopik ameliyatlar sıralamasında Amerika'da ikinci sırada morbid obezite ameliyatları var. Ülkemizde de bu sayı hızla artıyor. E yine seyircilerimiz arasında belki hala mide kelepçesi döneminde kalmış olanlar vardır. O nedir? Artık kullanılıyor mu? Ve bir de tabii obezite cerrahis dediğimizde günümüz koşullarından bahsediyorum. Anlamamız gerekenin ne olduğunu sormak lazım belki. Kaç tipi vardır? Ve e, diyelim ki iki ya da üç e, çeşidini saydınız. Hangi hastaya hangisinin uygulanacağına hangi kriterler ışığında karar evet, veriyorsunuz? O e, obezite cerrahisinin Türkiye'deki ilk e, tanınmış şeyi kelepçe ameliyatları oldu. Ee, kelepçe ameliyatları e, midenin etrafına konulan bir silikon halkayı şişirilerek katı yemek yemesine engel olan bir bariyer. Ama hastanın iştahını azaltmadığı için bu hastalarda uzun dönem sonuçları başarısız oldu. İkincisi yabancı bir cisim olduğu için ona ait komplikasyonlar sebebiyle kelepçeyi çıkartmak ve vazgeçmek e, gerekiyordu bu hastalarda. Şu anda uygulanan güncel bir ameliyat değil kelepçe ameliyatları. Şu anda güncel uygulanan, en çok yapılan ameliyat, tüp mide ameliyatı diye halk arasında bilinen slim gastrektomi İkincisi de gastrik bypass ameliyatı. Yani şu anda güncel olarak bize müracaat eden ilk e, önerimiz hastalara bu ilk ameliyattan birisi. Hangi hastaya hangi ameliyat evet. yapmak lazım? Bence obeste cerrahisinin en kritik sorusu bu. Genç hastalarda karbonhidrat ağırlıklı beslenen yani etli, ekmek, ekmek arası, işte pilav, makarna vesaire volüm ağırlıklı beslenen hastalarda tüp midenin sonuçları çok iyi. Ama genç olup da litrelerce kola içen, kaşık kaşık işte çikolata yiyen, çok yüksek miktarlarda alkol tüketen bir hastaya tüp mide ameliyatı yaptığınız zaman bağırsa herhangi bir şey yapmadığınız için o küçük mideden de bu kalori sıvılar geçiyor ve kilo vermede başarısız oluyor. Hani duyarsınız tüp mide ameliyatı verdi ama oldu ama hiç kilo veremedi. Yanlış hasta seçildiği için hı hı. en e, büyük başarısızlık yanlış hasta seçimi. İkinci ameliyat gastrik bypass ameliyatı. Bu daha ileri bir metabolik cerrahi ameliyatı. Burada mide küçültülüyor, iştah azaltılıyor. Fakat bağırsağın daha ilerisine o mide bağlandığı için emilim bozuluyor. İkincisi bazı bilimsel mekanizmalar, hormonal mekanizmalarla gastrik bypass'ta da ee, ameliyat sonrası kısa sürede diyabet düzeliyor hemen. Yani özetle şunu söylemek lazım. Obeste cerrahisi yapan bir cerrahın bu ameliyatların hepsini iyi bilmesi lazım. Gastrik bypass ameliyatını, tüp mide ameliyatını iyi bilmesi lazım. İki bunların bir de revizyon ameliyatları var ve daha üst düzey ameliyatlar var. Duodenal switch gibi vesaire gibi. Onları ilk tercih ameliyat olarak sunmuyoruz. Obeste cerrahisinde başarısız olan hastalara bir üst level ameliyata geçiyoruz. Peki e, şunu sormak lazım. Anladığım kadarıyla hastanın e, sizin tarafınızdan yapılan detaylı muayenesinden sonra evet. e, beslenme şekline göre e, bu ameliyatların hangi türünün uygulanacağı evet. kararı veriliyor öyle değil mi? Bir yaşı, evet. iki beslenme şekli, hı hı. üç yandaş hastalıkları. Evet. Bu üçü bir araya getiriliyor. Tabii hastanın istekleri, ameliyatla ilgili beklentileri, hekimin buradaki tecrübesi, kısa dönem ve uzun dönem tecrübesi çok önemli hekimin. Eğer bunlar iyi değerlendirilirse tabii tetkikler bir seri tetkikler de yapıldıktan sonra bu ortaya konur. Bizim önerimiz size tüp midedir ya da bypass'tır diyebiliriz. Ee, evet anlıyorum. Burada şunu sormak istemiştim. Az önce revize ameliyatlar dediniz. Mesela obezite cerrahisinde ameliyat masasına yatan hasta belirli bir süre geçtikten sonra Yanlış hasta seçimi, dolayısıyla yanlış uygulamalar, yanlış hasta seçimi demeyelim, yanlış uygulama ya da yanlış cerrahi nedeniyle mi revize ameliyatına maruz kalıyor? Ee, birincisi, Sivitr dediğimiz kalori bağımlısı bir hastayı e, tüp mide yapmamak lazım. İki, tüp mide yaptığınız bir hastayı mideyi büyütmemesi için iyi takip edip ve iyi bir beslenme düzeni sağlamak lazım. <laughs> ee, yani doğru hastayı seçmek ve doğru takip edip doğru eğitmek lazım. Ve başarısız hastalarda ancak revizyon ameliyatı düşünülür. Yine gastrik bypass içinde de diyabet bizim için son derece önemli bir etken. Kontrolsüz bir diyabetik hastada tüp mideyi seçmemek lazım. Bypass seçmek lazım evet. çünkü hem hastanın kilo vermesi hem de yandaş hastalıktan kurtulmasını bekliyoruz bu hastalarda. Ee, peki hastalar obez olarak geçirdiği süreyi sizce aslında şimdi artık böyle bir obez cerrahisinden son yıllarda yararlanma şansı varken boşu boşuna mı geçiriyorlar diye sormak lazım. Bazı uzmanlık alanlarından gelen konuklarımızla konuşurken şunu söylüyorlar: Keşke bu hastalar bize şu evrede ya da daha erken gelselerdi de sorunları daha erken çözülmüş olsaydı. Sizin alanınızla ilgili olarak da böyle bir şey var mı? Yani çok şey deniyorlar, çok zaman kaybediyorlar, eşlik eden hastalıkları da ilerliyor. Keşke daha önce gelselerdi de çözseydik. Tabii ki. Tabii gibi. ki. Şimdi e, bu hastalar çok çaba gösteriyor. Yani durup dururken bir insan 150-160-200 kiloya gelmiyor. Bu çabalarda başarısızlık olduğu andan itibaren artık bunu düşünmeliler. Ve bizim yüzlerce, binlerce, milyonlarca hastaya bir umut vermemiz lazım tıp olarak. Ve bugün böyle bir tedavi, böyle bir ameliyat mümkün. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce bu kadar yaygın ve bu kadar tecrübeli bir ekip deneyimi yoktu hepimizde. Ama şu an için mümkün. Artık bu hastalar ileri derecede kalp yetmezliği olmadan, hipertansiyon olmadan, o güzel yıllarını, gençlik yıllarını heba etmeden gelip ameliyat olmalılar. Evet bu söylediğimiz de önemli. Şimdi bu işin psikososyal boyutu da var demiştiniz. Aslında en önemli boyutlardan bir tanesi de o. Bu hastalar kendilerini eve kapatıyorlar. E, çeşitli mutsuzluklar yaşıyorlar. İstediklerini giyemiyorlar. İstedikleri yerlere yemeğe gidemiyorlar. Bazen otobüse minibüse binerken sıkıntı çekiyorlar. Röportaj yaptığım gazetemiz adına e, röportaj yaptığım hastalardan biri bana otobüse bindiğim zaman o kadar yer kaplama, e, çok yer kapladığım için öyle kötü bakıyorlardı ki Maddi durumum taksiye binmeye el vermediği için hep bunu yaşamak zorunda kaldım demişti. Bize anlatabileceğiniz böyle örnekler de var mı? E, tabii bize çok değişik gerekçelerle geliyor hasta. Mesela bir hastam şöyle demişti bana. E, kızım geldi anne, e, okulda bütün kızlar annelerinin kıyafetlerini giyebiliyorlar. Ama ben senin hiçbir kıyafetini giyemiyorum. <laughs> ben de giymek istiyorum demişti. Mesela o vesile oldu. Ameliyat ettik. Yine... Bir hastam nişanlı idi ve geldiğinde 130 kiloydu. İşte kadınlar kendi aralarında hep çekiştirirler ya. Yani hani bu kiloya da gelin mi olunur lafını duymuş bir arkadaşından. Geldi dedi ki ben hemen ameliyat olmalıyım bu kiloyla gelin olunmaz dedi. Biz onu 77 kiloyla gelin ettik. Evet. Böyle çok güzel hikayeler anlatabiliriz. Tabii herkesin ile ilgili yaşadığı farklı ama kadınlarınki çok daha ağır. Kendisiyle bedeniyle barışık olmayan, aynayla barışık olmayan, kıyafetleriyle ...görünüşüyle barışık olmayan bir kadın çok farklı şeyler yaşıyor gerçekten. Bu cerrahi geçirdikten ve e, ideal kilosuna yaklaştıktan veya ideal kilosunu bulduktan sonra... ...ne gibi değişimler gözlüyorsunuz hastalarınızda? E, valla bir kere kıyafete çok para harcıyorlar. E, biz <laughs> Bu çok, <olumsuz>. çok <laughs> tembel ediyoruz. Hani Bir yılı bekle iyice kilon otursun diyor ama o sevinçle... ...tabii o x x düştükçe kıyafete para harcıyorlar. Tatile gidiyorlar, sosyalizasyon artıyor... Girmediği e, e, gruplara, toplumlara, işte e, e, ekiplere katılıyorlar. İşte e, hobilerine yöneliyorlar. Çok keyifli ve çok e, mutlu bir hayatları oluyor. Biz onun bir parçasıyız ve her kontrole geldiklerinde... Buna ait çok güzel hikayeler duyuyoruz. Biz de çok seviniyoruz tabii onlarla bunu duymak. Ee, birden psikososyal boyutuna geçtim ama aslında daha önce sormam gereken soruyu hemen sorayım. Bu ameliyatlar ortalama ne kadar sürüyor? Hmm. Ameliyat öncesi ve sonrasında hastanın yapması gerekenler neler? Ve bir de ideal kiloya ulaşmak için ne kadarlık bir süre geçmesi gerekir? Ee, ameliyat, ameliyat öncesi tabii bütün bu tetkileri yapıyoruz. Hastanın beklentilerini ortaya koyuyoruz. Has, hangi hastaya hangi ameliyat uygun onun şeyini veriyoruz. Tecrübeli bir ekip böyle bir ameliyatı ortalama bir saatte yapabilir. Üç gün hastanede yatırıyoruz. İlk 15 gün sıvı diyet, sonra püre kıvamında diyet ve sonra aylık ve üçer aylık kontrollerle çağırıyoruz. Ve e, o düzelmeyi biz yaşayarak hastalarda görüyoruz. İdeal kiloya gelme şöyle diyelim, hastanın kilosuyla, yaşıyla, yandaş hastalıklarıyla, cinsiyetiyle çok ilgili. O süre ona göre uzuyor çünkü. Ama ortalama olarak söyleyeyim, bir yılın sonunda 40 ila 50 kilo Arasında bir kilo kaybı bizim beklediğimiz iyi bir e, başarılı cerrahi sonucu demektir. Ama 100 kilo fazlanız var. Bunun için bir 6 ay daha, 17-18 ay daha beklemek gerekiyor. Ama ortalama bir yılda hastalar e, olması gereken kiloya yaklaşıyor diyebiliriz. Bugüne kadar en çok kaç kilo hastayı ameliyat ben ettiniz? Ben 248 kilo hastayı ameliyat ettim. 17 yaşındaydı. Dayısını ameliyat etmiştim. O da 204 kiloydu. bir Komple bir morbid obez ailesiydi. Bir de bir aileden 19 kişi ameliyat ettim. Ben ailenin tamamı obezdi. Hepsi ameliyat oldu. Ee, yine bir iş adamı grubu vardı. Bunlar amca çocukları vesaire. Yönetim kurulu toplantısında 7 kişi yapıyorlar. 7'si de büyük koltukta oturuyorlardı. Ben 7'sini ameliyat ettim. Koltukları değiştirdiler, kıyafetleri değiştirdiler. Böyle ilginç enteresan anılarımız var. Geçen hafta bir karı kocaya aynı gün ameliyat yaptım mesela. Evet. bunlarda aslında anlattıklarınız içinden bazılarını cımbızla seçecek olursak triajikonik hadiseler. Evet, evet. Öyle diyelim. Bir Peki. de bu ara tabii bize ekstra görevler çok düşüyor. Hastalarımız ameliyattan sonra özellikle bekar hastalarımızda evlenme oranı çok yüksek oluyor. <laughs> bir, bir buçuk yıl sonra söz veriyoruz, nikah şahidi oluyoruz. Sık sık gidiyoruz nikahlara. Keyifli bir programdı. Profesör Doktor Oktay Banlı'ya çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığı için. Ve sevgili seyircilerimiz lütfen ayrılmayın. Bir reklam arası vereceğiz reklamlardan sonra. Bu defada yine toplumda aslında sık görülen ve insanlara psikolojik açıdan büyük yük olan Sedef hastalığını konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz ve az önce de söylediğim gibi programımızın ikinci bölümünde sedef hastalığını ya da diğer adıyla psoriasis'i konuşacağız. O biraz zor, biz diğerini tercih edeceğiz. Halk arasında bilinen şekliyle 29 Ekim yani bugünden itibaren aslında sedef farkındalık haftasındayız. Dolayısıyla bu konuda farkındalığımızı arttırmam amacındayız. Konum Psoriasis Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emel Büyü Bülbül Başkan hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Ee, şimdi her zaman adet olduğu üzere diyelim nedir sedef diye başlayalım. Önce onu bir tanımlayalım. Evet psöriyazis yani halk arasındaki adıyla sedef hastalığı kronik seyirli en sık görülen deri hastalıklarından biri. Ömür boyu sürebilen, bazen alevlenme, bazen silinme dönemleriyle karakterize immünolojik bir hastalık. Yani bağışıklık sistemini ilgilendiren bir hastalık. Yani burada hani bir deri hastalığıdır demek mi daha doğrudur yoksa aslında bir ee, bağışıklık sistemi hastalığıdır diyerek tanımlamak mı daha doğrudur Sedef'i? Çünkü evet. genelde deri hastalığı olarak biliniyor. Son yıllardaki kavram Sedef hastalığının e, yoğun deri belirtili olan sistemik bir hastalık olduğu yönünde. Yani sadece deriye sınırlı bir hastalık değil. E, bunu da nereden e, ipuçlarını alıyoruz? Çok şiddetli Sedef hastalarında başka hastalıklar birlikte görülüyor. Hı hı. Örneğin insülin direnci, metabolik sendrom. Obezite, hı hı. kalp hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar grubu, e, bazı bağırsak hastalıkları daha sık görülmekte. Ve bu hastalığın şiddetiyle de paralellik göstermekte. Evet, e, yani Çağ'ın aslında başına bela olmuş Olan, bütün hastalıklar evet. Sedef'le de ilintili görülüyor evet. anladığım kadarıyla. Evet. E, peki belirtileri nelerdir bu hastalığın? Sedef hastalığının tanısını koymak zor değil aslında. E, klinik belirtileri çok e, demonstratif yani tanınması kolay. Özellikle e, sevdiği yerler var saçlı deri. Saçlı derecede özellikle ense bölgesinde, dizlerimizde, dirseklerde, kuyruk sokumu bölgesinde kırmızı renkli, üzeri bol beyaz kepekli ki bu yüzden SEDEF hastalığı deniyor. SEDEF'e benzer kepekleri olduğu için ee, sınırlı değişiklikler diyelim. Biz onlara plaklar diyoruz. Ee, bazen e, tam ters yerlere de yerleşebiliyor. Kıvrım yerlerinde, örneğin koltuk altında, meme altında, e, kırım bölgelerinde de karşımıza çıkıyor. O zaman e, tipik kepek görüntüsünü görmüyoruz bu bölgeler nemli olduğu için. Bazen de irini sivilceler şeklinde karşımıza çıkabiliyor, özellikle avuç içlerinde, ayak tabanlarında, bazen vücuda yayılan formlarında. Ee, bazen Sedef kendisini sadece tırnaklarda bir takım değişikliklerle, örneğin tırnaklarda bozulma, renk değişiklikleri, kalınlaşma gibi belirtilerle gösterebiliyor. Daha nadiren eklemlerde bir takım ağrılarla kendisini gösterebiliyor veya tüm vücudu birden kızarmış bir şekilde hasta gelip altından. Sedef hastalığı çıkabiliyor. Yani çeşitli klinik görüntüleri e, olabiliyor sedef hastalığının. Yani aslında herkesin sedefi kendisine özel gibi bir sonuç da buradan çıkabiliyor değil mi? Herkesin aynı şekilde ilerlemiyor e, sedef hastalığı anladığım kadarıyla. Aynen klinik belirtiler farklı olabileceği gibi hastalığın seyri de kişilerde farklılık gösterebiliyor. Bazı hastalar çok dramatik tablolarla karşımıza gelip ömür boyu bununla mücadele etmek zorunda kalırlarken bazı hastaların sadece dizindedir seyinde ve ömür boyu o şekilde kalabiliyor hastalık. Sınırlı kalabiliyor. E, neden diye sorar. Siz eğer bu genetik geçişle alakalı olabilir çünkü genetik bir hastalık aynı zamanda 40'tan fazla gen e, bu hastalığa sebep olabiliyor. Annede tek başına varsa çocukta yüzde 10-30, babada varsa yüzde yani her ikisinde de varsa yüzde 50-60 geçiş gösteriyor. Sadece bu da yetmiyor. Çevresel faktörlerin bunu tetiklemesi lazım. Dolayısıyla da herkesin çevresel faktörleri, yaşam biçimleri farklılık gösterebileceği için e, herkes de seyri farklılık gösterebiliyor. Şimdi genetik özelliklere belki çok fazla müdahale etmek mümkün değil, değil, günümüz koşullarında ama çevresel faktörler dediğinizde onu biraz daha açmak lazım galiba sevgili seyirciler. Mesela neler onlar? Bize örnekler verir misiniz? Hangi çevresel faktörler sedefine oranda etkiliyor? Sedef hastalarının ilk ataklarından yaklaşık bir ay önce genellikle %60'dan fazla bir hikaye vardır. Bu da özellikle stresli bir olay hikayesi. Örneğin ameliyat geçirmiş olabilirler, kaza geçirmiş olabilirler, bir boşanma, bir kayıp gibi stresli olaylar genetik yatkınlığı olan hastalarda hastalığın ortaya çıkışında başlıca faktörlerden biri. Onun dışında özellikle çocukluk çağında enfeksiyonlar, boğaz enfeksiyonlar ki şimdi tam mevsimi aslında. Evet. Boğaz enfeksiyonları çocukluk çağı sedefinin başlıca tetikleyicilerinden biri. Onun dışında da yetişkinlerde özellikle ilaç kullanımlarını söyleyebiliriz. halk arasında sevilerek kullanılan örneğin ağrı kesiciler, bazı tansiyon ilaçları, başka nedenlerle alınan ilaçlar bazen sedef hastalığını tetikleyebiliyor. Onun dışında neyi sayabiliriz? Örneğin dahili rahatsızlıklarda bazen sedef hastalığı tetiklenebilir. Travma dedik bu travma mesela kese veya sürtünme hareketleri yine sedef hastalığı tetiklenebiliyor. Hasta kaşıdığı, travmatize ettiği yerlerde bir bakıyor ki 10 gün sonra sedef döküntüleri ortaya çıkmış. Bazen de hani bilmeden yaparlar. Kepekleri temizlensin diye şöyle güzelce bir kese yaptırırlar. Arkasından sedef daha yaygın bir şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bir de sigara Sigara da SEDEF hastalığında hem tedaviye direnç sağlıyor hem de hastalığın kötüleşmesine neden olabiliyor. Yine e, obezite diyelim. Tabii şiddetli hastalarda hep obeziteyi görebiliyoruz ama obez olmak yani vücut kitle indeksimizin yüksek olması tek başına e, SEDEF hastalığı için risk faktörü olduğu gösterilmiş çok sebep saydınız. Evet. Bunlar arasında mesela bilinçsizce kullanılan ilaçlar da gerçekten evet. önemli. Evet. Bazen farkında değiliz ama pek çok hastalık için tetikleyici olabiliyor ya da ilerletebiliyor. Ee, ama sigara ve obezite zaten artık hani bilinen nedenler arasında onların olmadığı sağlık sorunları yok, <laughs> yok gibi. Ki. Evet. Ee, ama ben şunu soracağım. Tüm bu saydığınız nedenler arasında bir birincilik eee kürsüsüne çıkarmanız gereken olsa hangisini çıkarırsınız? Stres derdik herhalde. Birincilik evet. stres. Stresli olaylar. Evet. Yani stresi bir akut stres olarak düşünebilirsiniz. Bir de kronik Devamlı ufak ufak hayatımızda yaralan stres de sayılabilir bunun içinde. Yani stresi yaşamamızdan uzak tutmamız için aslında pek çok neden var. Sedef hastalığına yakalanmamak da bu nedenlerden bir tanesi. Onunla mücadele etmeye çalışırken buna da düşünmek lazım belki. Evet. Peki istatistikler ne diyor? Yani Türkiye ve dünyada sedef hastalığının yoğunluğu paralellik gösteriyor mu yoksa farklılıklar var mı? Sık görülen bir hastalık demiştik. %2 ila 4 arasında değişiyor ülkeler arasında. Dünyada 7 milyar ya da 5 milyar top, popülasyon olduğunu düşünürsek herhalde 150 milyona yakın sedef hastası olduğunu düşünebiliriz. E, Türkiye'de de 1,5 milyon civarında sedef hastası olduğu tahmin ediliyor. Tam bir epidemiolojik çalışma yok maalesef Türkiye'de ama tahminlerimiz bu yönde. E, Dünya ile paralel olduğunu düşünüyoruz. Kadın erkek ayrımı da öyle. Hemen hemen evet, evet eşit. Nasıl? eşit. Kadın ve erkeği eşit tutuyor aslında. E, dolayısıyla dünya ile paralel olduğumuzu söyleyebiliriz bu istatistiksel e, rakamlar konusunda. E, kadınlarla erkekler eşit dediniz. Peki hastalığın seyrinde kadın ve erkek farklılıkları var mı? Yani kadınlarda farklı seyrediyor ya da daha ağır geçiyor ya da tam tersi gibi bir durum söz konusu mu? E, hastalığın şiddeti anlamında erkeklerde daha şiddetli seyrettiğini söyleyebiliriz. E, özellikle eklem tutulma açısından da baktığımızda e, farklılıklar gösterebiliyor. Çünkü e, köp Teknerizasyon dediğimiz bu travma olayı e, sedef eklemlerini de tetiklemekte. E, özellikle yapılan çalışmalar göstermiş ki ağır işlerde çalışan kişiler ki bunlar genellikle erkekler oluyor. E, ağır yük kaldırma, e, eklemleri e, zorlayacak hareketler e, eklem sedefini de e, ortaya çıkarabiliyor. Siz sedefi kategorize ediyor musunuz? Yani hafif formu, daha orta ilerleyen form ya da daha ağır formu gibi ve günümüzde acaba SEDEF tedavisi dediğimizde hani bu formların hepsinde yüz güldürücü sonuçlar ya da evrelerin hepsinde yüz sonuçlar veren tedavilerimiz var mı? Tabii biz tedaviyi planlarken birçok faktöre bakıyoruz. Bunlardan bir tanesi hastalığın şiddeti. Bunu hesaplarken de vücut dağılımındaki kapsadığı alana bakıyoruz. Evet. Çünkü deri çok geniş, en geniş organımız ve takdir edersiniz ki bu kadar geniş bir organda salgılanan bu yangın çünkü bir çeşit yangın bağışıklık sisteminden kaynaklanan vücudun başka yerlerine de etki ediyor. Ne kadar çok alan tutulduysa o kadar şiddetli olduğunu düşünüyoruz. Herkesin avuç içi, ayak kısmı vücut yüzey alanının yaklaşık yüzde biri kadarıdır. Dolayısıyla buradan yola çıkarak basit bir hesaplama yapabiliriz. Yüzde onun üzerindeyse eğer bu tutulum alanları o zaman şiddetli kabul ediyoruz. Yani sadece sürme ilaçlarla tedavi edilemeyecek gruba giriyor. Onun dışında bazı hastalarda yüzde onun altında kalabiliyor ama çok kritik yerlerde yerleşebiliyor sedef hastalığı. Ne gibi yüz gibi yani görünür bir alanda, el, avuç içi, ayak tabanı gibi fonksiyonel bir alanda. Onun dışında e, özel bölgelerde yerleştiği zaman yaşam kalitesini ciddi etkiliyor veya tırnakları ciddi anlamda bozduğunda çünkü bir iş yapabiliyor hastalar. E, dolayısıyla bir de saçlı deriyi katabilir çünkü o da çok şiddetli kaşıntılı. Sedef hastaların en çok şikayet ettiği şeylerden biri kaşıntı. Saça yerleştiği zaman her taraf kepek oluyor, e, kıyafetler ve çok kaşıntıdan dolayı hastalar e, gerçekten zorluklar yaşayabiliyor. Dolayısıyla bu tür hastalarda hesabımız tutmasa da bunu... Yaşam kalitesindeki etkilenmeden dolayı şiddetli grubu alıyoruz. Bir de tabii eklem tutulumu. Çünkü eklemlerdeki hasar geri dönüşsüz olabiliyor. Deride evet kayboluyor, tekrar çıkabilir. Bir iz bırakmaz ama eklemlerde deformite dediğimiz hareket kısıtlılığına yol açıyor. O yüzden de özel bölge tutulumlarını bir kategori üste alıyoruz. Siz teşhis etmek e, çok zor değil çünkü çok e, dikkat çekici belirtileri var evet. dediniz, ayırıcı belirtileri var dediniz. Bu noktada e, tedaviye gelecek olursak o evrelerden sonra, e, hastalara e, evrelere göre mi tedavi uyguluyorsunuz yoksa genellikle e, her hastaya verilen tedavi, SEDEF tedavisi aynı mıdır? Ya da isterseniz bir karşılaştırma yapalım. Bundan 10-15 yıl öncesinde uyguladığınız tedavilerle günümüz tedavileri arasındaki fark nedir? E, tedavi önemli kısımlarından birisi. Çünkü e, tedavide birçok parametreye bakıyoruz. Bunlardan birisi biraz önce sorduğunuz hastalık şiddeti. Onun dışında e, hastanın yaşına bakıyoruz. Hı -hı. Bir çocuk hasta. E, çok uzun yıllar Sedef'le birlikte yaşayacak. Ee, hastalık nasıl seyrediyor o çocuk hastada ee, uzun vadeli bir plan yapmamız gerekiyor 70 yaşında bir amca ee, bir takım problemleri var tansiyonu var şekeri var belki böbrekleri iyi çalışmıyor ona göre bir plan yapmamız gerekiyor İş adamı sürekli yurt dışına seyahat ediyor veya bir sporcu yüzme yapmak zorunda bir imtihana girmek zorunda kalan bir öğrenci veya yeni evlenecek ve hemen arkasından gebelik planlayan bir bayan. Bütün bu senaryolarda farklı tedaviler uyguluyoruz. Yani burada esas bireysel tedavi, kişileştirilmiş tedavi dediğimiz günümüzün konsepti kişiye özel tedavi. Bunu ne kadar zamandır uyguluyorsunuz? Yani 10-15 yıl öncesinde de uygulayabiliyor muydunuz yoksa yeni tedavi yöntemleri mi bunlar? Bu anda. tabi SEDEF hastalığının sistemik bir hastalık olduğunu fark etmiş olmamızdan itibaren yani son 10-15 yıldan beri artık farkındalığı olan şeyler. Yani biz hekimler olarak hasta geldiği zaman evet SEDEF'ine bakıyoruz. Emin olamazsak bazen biyopsi yapabiliyoruz ama onun dışında tansiyonu var mı, şekeri var mı, genel durumu nasıl, ne gibi ihtiyaçları var, kişilik özellikleri nelerdir? Bütün bunlara bakarak ona göre bir tedavi planı yapıyoruz hastayla birlikte. Hastaya en uygun tedaviyi seçmek zorundayız hasta uyumunu arttırmak için. Bu bazen sürme bir krem olabileceği gibi hafif vakalarda ışık tedavisi olabilir. E, fototerapi dediğimiz yöntemler, sistemik ilaç kullanımı olabilir veya son 10 yıldır gündemimize giren biyolojik tedaviler dediğimiz ilaç tedavileri olabilir. Bütün bunlar, bu seçenekler bize rahatlık sağlıyor. E, eskiden böyle değildi tabii seçenekler kısıtlıydı ve bu seçenekler içerisinde dönüyordu. Bu da hastalarda ümitsizliğe yol açıyordu. Yani hep aynı şeyler kullanılıyor ben iyileşmiyorum şeklinde bir durum ortaya çıkıyordu. Şimdi e, bizi izleyen ve özellikle Sedef'i olan kişiler belki şunu soruyorlardır ya da Sedef'li bir yakını olan kişiler. Çünkü zor bir hastalık. Evet. E, bunun e, her aşamada yüz güldüren bir sonucu var mıdır? Artık Sedef'te e, tedavi mümkün müdür? Tam tedavi diyelim. E, şimdi tedaviyi ne anladığımızı hastaya iyi anlatmak lazım. E, Çoğu hasta şifayı e, düşünüyor. Günümüz hastalıklarının çoğunda şifa mümkün değil. Bir diyabet hastalığında, bir hipertansiyonda, bir multiple sklerozda birçok hastalık böyle. Şifa dediğimiz şey belki hani grip olursunuz, antibiyotik içersiniz, geçer. Ama e, psöriyazis yani sedef hastalığında da alevlenme ve silinme dönemleri var. Ama şunu söyleyebiliriz, bizim tedavideki amacımız bütün lezyonları ortadan kaldırmak ya da tama yakın kaldırmak. Yani, yani hastaları kontrol altında mı tutmak? Aynen, kontrol altında tutmak. Özellikle hasta memnuniyetinin en iyi olduğu kısım, "Aa artık hastalığım kalmamış, hiçbir şey görmüyorum." ya da "Hafifçe işte kulağımın arkasında bir miktar var. O da beni rahatsız etmiyor." dedikleri dönem. İşte o hedefe artık ulaşıyoruz. Bunlar önemli. Ee, önemli olan bir başka şey daha var. Belki de bu hastalığın en önemli bölümlerinden biri. Hastalar e, ciddi anlamda karamsarlık ve depresyon e, yaşıyorlar değil mi? Ee, biraz sonra söyleyeceğim. Yıllar önce gazeteci arkadaşım Sabah Gazetesi'nden Didem Seymen e, çok başarılı bir habercilik yapmıştı. Hatta burada programa da konuk etmiştik kendisini. E, belki hatırlayacaksınız bir sedef makyajıyla <laughs> evet, toplum sokakta. içine e, çıktığında... E, otobüste, yolda yürürken, bir alışverişte e, Sedef hastalarına nasıl bakıldığını çok güzel e, gözler önüne sermişti. Dolayısıyla o biraz daha farkındalığımızın artmasına yol açmıştı. Anlatır mısınız bu hastalar ne gibi kaygılar ve sorunlar yaşıyorlar? Aslında çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Çünkü görsel bir hastalık. Deri hastalıklarının çoğu öyle ama özellikle kronik olduğu için e, ellerinde, ayaklarında, yüzlerinde yerleştiği zaman görselliği var. Ve maalesef ki toplumda SEDEF hastalığı bulaşıcı bir hastalık gibi düşünülüyor. Halbuki SEDEF hastalığı bulaşıcı değil. Hatta deriye yerleşen birçok hastalık bulaşıcı değil. Dolayısıyla damgalanıyor hastalar. Yani onun yaptığı yemeği yemeyen, onun ellediği ye, şeye ellemek istemeyen kişilerle yani bir yandan hastalıkla devamlı mücadele etmek zorunda uzun kollu kıyafet seçmek zorunda havuza giremiyor arkadaş ortamına katılamıyor iş yerinde geri planda kalmak zorunda sosyalizasyona mağdur e, öte yandan da e, sürekli insanların bakışları e, ve hani e, damgalanma duygusuyla utanç duygusuyla mücadele etmek zorunda e, hal böyle olunca gerçekten e, ömür boyunca bir de buna maruz kaldığınızı düşünün. Birikici bir etkisi oluyor hasta üzerinde. Bazen bakıyorsunuz hastalarımız çok iyi çok iyi giderken intihar edebiliyorlar. Hiç de azımsanmayacak oranda %10 oranında intihar düşüncesi var sedef hastalarında. Depresyon, psikolojik bozukluklar zaten tetikleyici. Bir de hastalığın getirdiği psikolojiyi düşündüğünüz zaman gerçekten yıpratıcı bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden de toplumda sosyal dayanışma bu hastalara bakış açısı eşin, ailenin, çocuğun, torunun bakış açıları hastanın yaşamında bu hastalıkla mücadelede çok önemli rol oynamakta. E, alışveriş yaparken uzattığınız parayı almamalar aynen, değil mi? Aynen. E, buna benzer e, bir Hikayeler yerden bir şey çok. alırken. Doğru söylüyorsunuz. E, o kadar çok örneği var ki ve evet. kendilerini rahatsız hissediyorlar. Belki bu programlar, bu tür farkındalık haftaları e, ve aktiviteler Sedef'le ilgili işte bu yanlışların e, düzeltilmesine yarar sağlayacak. E, Sedef bulaşıcı bir hastalık değil. değil. Yani bu programdan hiçbir şey çıkaramayanlar en azından bunun bulaşıcılığı ...yaşıcı bir hastalık olmadığı bilgisini edinerek ayrılsınlar... ...o bile bizi mutlu edecek. Öyle değil mi hocam? Aynen. Benim hastalarım arasında torunumu sevemiyorum... İzin vermiyorlar çünkü bulaşıcı olduğunu düşünüyorlar diye ağlayan teyzeler veya bütün komşuların birbirinde güne gidiyor ama bana gelmiyorlar benim yaptığım yemeği yemek istemiyor diye ağlayan kadınlar veya eşleriyle ciddi sorunlar boşanma aşamasına gelen hastalar var. Yani burnekleri şu atmak çok mümkün ve bu gerçekten hekim olarak size ciddi empati duyguları hani vakit ayırdığınız zaman oluşturuyor ve sizler de hekim olarak bütün bilimsel e, yenilikleri takip ederek hastalara en iyi tedaviyi sunmaya çalışıyorsunuz. E, i̇ş gücü kayıplarına da mutlaka yol açıyordur. Kesinlikle e, yapılan çalışmalar göstermiş ki hastaların %60'ında çalışıyorsa eğer mutlaka bir iş gücü kaybı var. Ya işe gitmiyor ya da işte üretim e, üretkenliği düşmüş. Dolayısıyla da hastalar erken emeklilik için başvurabiliyorlar veya işten ayrılmak zorunda kalabiliyorlar. Fonksiyonelliğin de etkilenmesi ayrı bir sorun tabii. Son derece önemli şeylerden bahsettiniz. Sedef hastalığı kişinin psikolojisini evet olumsuz etkileyebiliyor ama acaba e, sedef hastalarının e, dertlerini paylaşabilecekleri, birbirleriyle iletişime geçebilecekleri çünkü bunlar çok önemli ve moral yükseltici şeyler. E, platformlar var mı? E, eğer varsa buradan belki duyurmakta fayda var. Bunun için birkaç yerden bahset edebiliriz. Bir, bir tanesi e, Türkiye'de SEDEF hastalarına yönelik dernekler var. Bunların en büyüğü Türkiye SEDEF hastaları derneği. Onun dışında lokal bazı şehirlerde de SEDEF hastalarının kurduğu dernekler var. Bu derneklerde zaman zaman bir araya gelerek ve bir takım aktiviteler ki yakın zamanda yine bir yüzme ile ilgili bir aktivite yapıldı. E, bulaşıcı olmadığına dair bu aktivitelerle hem dertlerini paylaşabiliyorlar hem de farkındalık için mücadele edebiliyorlar. Onun dışında e, özellikle SEDEF'e yönelik faaliyetleri yoğun olan klinik klinikler var tedavi amaçlı da bu kliniklerde hasta okulları düzenleniyor özellikle bu haftaya denk gelecek şekilde hastaların ihtiyacına karşılık hastalara eğitimler veriliyor ne güzel e, Profesör Doktor Emel Bülbül Başkan e, konuğumuzdu e, Sedef farkındalık haftasında Sedef hastalığını konuştuk İstedik ki biraz daha yakından tanıyalım umarım yararlı olmuştur e, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz önümüzdeki hafta yine bekliyoruz tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın sağlıklı kalın.